Muhterem seydalarım, abilerim, kardeşlerim, ablalarım, bacılarım. Hepimiz Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın kutlu doğum sene-i devriyesi münasebetiyle bu alanda toplanmış bulunmaktayız. Bismillahirrahmanirrahim. لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق. Hoş geldin dünyaya ey Hazreti Peygamber. İnsanları sarmıştı karanlık düşünceler. Ağlamaktan kurumuş gözler gönüller. Hoş geldin dünyaya ey Hazreti Peygamber. Bizim alhamdu senayi kalbu can emdedin boy halıkı kevnu mekan ve bi insan da yezanin ba kerem kandinu hem hikmetu ilmu kalem evvelu hem ahire rabbi azim hem alimu hem kerimu hem rahim alemin dur leke mezzer ya nebiye emin ناف کسی سر عرض و عزمانا تمام ابی غمال افتخارا متوای هر زمان لو محمد خوش حبیب ذو الجلال صاحب اکرام قدر اکبر کبال السلام و السلام علیک یا رسول الله باب احمد عبدالله نوجوان لایقنا شان رحم عسيل ونازنين ومعتبر وتكل قيمة زنجك الجوار ملك تسبيح رب العالمين بر بقدر أول بار بهر دزان وال يسري بمكان هجرتي مال يسري بديار فرقتي وي ولا ديار وي ولا ديار وي ولاد لولادي ويقودك من صدمة دايا سرجر قود اللي من لو شواد ايدو جشني العالم غيروز آت دنيا مصطفى لو ست بيروز ست بيروز هات قاعد Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Kerim'inde bizlere Resulü Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i üsve-i hasene olarak takdim ediyor. Yani en güzel örnek,
en güzel rol model, en güzel numuneyi imtisal olarak tanıtıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı her sınıftaki insan topluluklarına ve insanoğlunun her bir ferdine her yerde ve her asırda en güzel modeldir, en güzel örnektir. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı üstün ahlakın, güzel adetlerin, asil ve mu'tedil duyguların insanlığı şehvet bataklığına düşmekten kurtaran üstün meziyetlerin, hak ve adaletin hakim olduğu bir hayattır. Toplumun her kademesindeki ferdi için bir model, bir numune ve örnektir. Her çeşit insan, ama her çeşit insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında örnek alacağı hakikatleri bulabilir. Hak ve adalet rehberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İslam'ın ve İslam peygamberinin üzerinde durduğu en önemli konulardan bir tanesi de adalet ve insanların haklarının korunmasıdır. Adalet hem toplumsal hem de bireysel ilişkilerde en temel ahlaki kurallardandır. Çok önemli bir değerdir. Toplumun huzuru ve düzeni adaletle kayındır. Adaletle ayakta durur. Hakkı gözeten bir adalet anlayışı fertlerin hür, özgür ve güven içerisinde yaşamalarına olanak tanır. Haksızlık ve adaletsizlik ise huzursuzluk ve anarşiye zemin hazırlar. Tıpkı günümüzde maruz kaldığımız durumlar gibi. İnsanlar arasında inanç farkı gözetmeden, dil, ırk farkı gözetmeden herkese eşit davranırdı. Adaleti ve temel hakların korunmasını toplumsal barışın kaynağı olarak görürdü aleyhissalatu vesselam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca toplumda adaleti hakim kılmak için mücadele etmiş. Gerek Müslümanlar, gerekse gayrimüslimler arasındaki muamele ve hükümlerde adaletin en güzel örneklerini vermiş. ...2017 yılın Kutlu Doğum Etkinliklerimizin ilki olan Hak ve Adalet Rehberi temalı Kutlu Doğum Etkinliğimizi Batman'ın Gercüz ilçesinin Yolağzı köyünde basamız bulunmaktayız. Bu yılki Kutlu Doğum Etkinliklerimizin teması Hak ve Adalet Rehberi olacak. Bizim konuşmacılarımız, hatiplerimiz gitmiş oldukları her türlü etkinliklerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hak ve adalet yönünü ele alacaklar. Bunu insanlarımıza anlatacaklar. Bu ay boyunca Peygamber Sevdalayı platformu olarak inşallah bu hak ve adalet rehberi teması üzerinde durup onu işleyeceğiz bu ay boyunca.